Neyse, şöyle BLL, Entity, FACD ve Windows UI katmanı var. Videoyu da sonradan başlatmış oldum. Şurayı bir temizleyeyim. Üç tane gereksiz kaydı sildim. Insert, Update, Delete işlemlerini yapacağız. Öncelikle ben Shippers'ın içerisindeki o class yapısını kurmam gerekiyor. Bunun için de entity içerisinde property'lerimi oluşturacağım. Buna da entity'nin baş harfi E Shippers diyorum. Class'ın. Public. Shipper ID. From string. Company name. Telefon numaramız. Burası sadece property'leri tutacak. Şimdi de bunun BLL katmanını yazacağım. BLL'de de BLL shipper istiyorum. Bunun içerisi biraz daha karışık olacak. Her işlem için bir BLL oluşturmam gerekiyor burada. Mesela insert, update, delete gibi. Hepsi farklı çalışacak. Bazıları teoride aynı olsa da içerikteki çalışma yöntemi farklı. Şimdi burası şöyle düşünün. Entity katmanı bizim datamızı o property tarafını modelleyen, tutan kısım. Buraya gelecek. Burası da data katmanıyla, dal katmanıyla arayüz katmanının arasındaki bir kısım oluyor. Yani arayüzden bir işlem yapıldığı zaman doğrudan dal katmanına gitmek yerine önce bir ara katmana gidiyor. Ara katman bazı filtrelemeler yapacak. Mesela ne olabilir? Yaş bilgisi 18'den küçük olmaması gibi şeyler. Bunları bir katmanda yapıyoruz. Bunu geçtikten sonra da arkadaki dal katmanına gitmesi gerekiyor. Ben burayı yapmadan önce öncelikle FACD katmanını yapmam gerekiyor. FACD katmanında da FShippers diyorum. Burada benim SQL işlemlerim gerçekleşecek. Burada prosedür mü yapalım, normal mi? İşi biraz daha profile getirelim mi yani? Prosedür mü? O zaman insert, update ve delete prosedürleri yazmamız gerekiyor. Shippers'ı açtım.
Shipper add diyorum. Ekleme işlemi de iki tane parametre alıyor. Company name, name varchar. Burası da aynı. Aslında katman olarak bakarsak burası da bir katman. Yani detaylara bakarsak veri tabanındaki prosedürler de ekstra bir katman oluyor. Çünkü burada mesela company name örneğin 10 karakterden küçük olamaz diyelim ve null olamaz. Burada da bunların işlemlerini yapabiliyorduk. Değil mi? Zaten bizim işte entity içerisinde yaptığımız da bu işlem olacak. O zaman burası da bir katman olarak sayılabilir. Yani iç içe girmiş aslında katmanları kendi mantığınıza göre düşünebilirsiniz. Güncellemeyi yapalım. Create crawl. Shipper update. Eski bilgileri hatırlayalım. If shipper ID büyükse sıfırdan. Değil mi? Sıfırdan büyük değilse zaten doğru değildir gibi. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Yazamayan varsa tamamlasın. O zaman şöyle
Shipper Ad'den başlayalım. Class'ımızı public yapalım önce. Önce metotlarımın çekirdeğini oluşturayım. Sonra işlerine girelim. Dışarıdan almak istediğim değer e-shipper sınıfı. Burada şu var. Bakın, benim katmanım çok basit gibi görünüyor ama ben bunu parametre olarak gönderip içerisindeki shipper bilgilerin tamamına erişiyor olacağım bu şekilde. Bu bizim entity katmanımızda ve f-shipper'da bizim facade katmanımızda. O zaman ne yapmam lazım? Doğrudan ben E'yi F'ye, yani Entity'yi Facade'ye referans eklemem lazım. Entity Facade içerisine. Geçiyorum. Şimdi Shift Alt F10 yemedi. Set. Şimdi shipper olarak ekliyorum. Diğerleri de yapalım. Benim şeye bir şey oldu. Public static boolean, bu da update, yine e-shippers'tan bir örnek alıyor. Bu da delete. S olmayacak, bunlar sadece shipper. Şey, ekleme işleminde iki tane parametre alıyorum. Bir tane prosedürüm var. Ve bağlantıyı kendim yöneteceğim. Connected bir yapı kuracağım. Execute Run Query ile de çalıştıracağım. O zaman öncelikle connection'ımı oluşturmam lazım. Connection'ı nasıl yapalım? App config'ten alalım mı? Diğer türlü hani connection sınıfı içerisinde yapabiliyorduk ya. Bir get property ile. Ama buradan yaparsak ne olur? Buradan yaparsak doğru bir yöntem olmaz. Sebebi şöyle. Ben şurayı yaptığımda gerek buraya ekledim. O zaman ben projeye ne eklemem lazım? Onu o zaman şöyle yapalım. Ben bunun için gereksiz yerine yapıyı bozmak yerine şu entity ile birlikte ya da business logic layer da olabilir. Bunlardan birisine ben connection sınıfı oluşturmalıyım. Şöyle basit bir yapı olsun. Entity içerisinde. Class. Public string, connection string. Get return edecek. Data source. Secret.
ses bir ay ya da turu. Burası tamam. Değil. Şuraya statik de yazmam gerek ki connection nokta dediğimde erişebilirim. Siz kendi ayarlarınıza göre yapın gene. Evet. Şimdi geçebiliriz buraya. SQL Connection nesnemizi oluşturuyorum. SQL Client'ı ekledim. Hocam. Burada Connection String'i vereceğim. Bunun içinde Connection sınıfı, bakın entity içerisinde olduğunu gösteriyor zaten. Biz entity'ye referans ekledik ya. O yüzden görebiliyorum. Facet içerisinde. Nokta aldık. Tamam. SQL command cmd şimdi burayı sen yaptırabilir. Prosedür kullanıyorduk. Sırayla yapalım. Tamam. Sen devam et sonra. Connection. Sizin ayarlar farklı ya. Değiştirip burayı. Daha önce nasıl bağlandıysanız öyle. Yüzde dahi bir şey. Evet. Az. Tamam. Şimdi benim prosedürümün adı kopyalamıştım şöyle bu. Bunu ayrı olarak yapalım. Öncelikle connection'ı veriyorum. CMD command type'ı belirtiyorum. Sistem data'yı eklemediğim için doğrudan link olarak veriyor bana bunu. Bu şekilde kullanmamak için sistem data. Prosedür kullanacağız. O yüzden type olarak prosedürü seçtim. Tekste ne vermem gerek Emir? Prosedür kullanıyoruz. Bir de buna bir de buna parametreler vereceğiz değil mi? İki tane parametremiz var. Bunu iki yöntemle anlatmış. Hatta üç yöntem vardı ama en temiz çalışan yöntem iki tane SQL parametre oluşturmak ayrı ayrı ya da bunların dizisini oluşturmak. Mesela şu parameters dediğimde ben bunun içerisine new SQL parameter dediğim zaman burada parameter name nereden alacağım bunu? Ben dışarıdan almadım mı zaten? Değer olarak bunu vereceğim. O zaman shipper nokta
İlk parametremiz buydu. Bu parametre adıydı. SQL DB type diyelim. En var çağırdı. Başka neyimiz var? Value. Parametre name'ine de içerideki neydi bizim sütunda? Şimdi her şeyimiz hazır. Bağlantıyı açıp işleme başlamamız gerekiyor. Buraya kadar bir hata oluşması pek mümkün değil. Bu nedenle geldim burada connection'ı açarken try-catch kullanıyorum. State'i açık değilse aç. Bağlantıyı açtık. Şimdi sonucun başarılı olup olmadığını bir yerde tutmam gerekiyor. Sonuç integer. Dedim ki cmd nokta execute null query bana integer döndürüyordu. Onu buraya verdim. Sonucu aldığıma göre ama biz geriye boolean döndürüyoruz. Hiç hatırlatmıyorsunuz. O zaman bunu da sıfırdan büyükse true değilse false yapalım. Şimdi tamam. Değiştirdik onu da. Bir sorun var mı şu ana kadar? Gözünüze çarpan. Hata olursa geri dönüş yapsın ama false dönsün.
ameliyatı ise her halükarda sonucu döndürsün. Yemedi. Çünkü faaliyetli olmadıymış. Şurada olur. O zaman final'de bakıyorum. Connection yukarıda. Evet. Final'de onu yaparız. Yukarıdakinin tersi. Değilse close. Şurası gerekli değil. Kullanmıyoruz onu. Hata olursa sadece sonucu false yapsın dedik. Şu an sorun yok gibi görünüyor. Update'e geçiyorum. Update'te de benzer mantıkta bu sefer update prosedürünü kullanacağım. 3 tane parametre alıyor. Int, nvarchar, nvarchar tiplerinde. Burada şunu da yapabiliriz. Şimdi shipper geliyor ama shipper null mü değil mi? Böyle olamaz mı? Doğrudan eklemedik mi? Evet, iyi hatırladım. CMD parametres ile edraj diyorum. Parametreleri de eklemiş oldum. Burası tamam. Shipper null değilse dedim. Standard connection. String'imizi aldık. Command. Parametrelerimizi yapalım. Update'de 3 parametre olmalı. Parametre dizisi. New SQL. Parameters. Parameter name. Shipper ID'yi alıyorum. Shipper'dan geliyordu.
kahvaltı işlemlerinde. Güzel geç. Open değilse. Sonrasında aynı işlem. İşlemden sonra şurada da aynı şekilde false aynı bir. Burada bağlantıyı kapatacağız. Son olarak da gene göndereceğiz. Delete'i de yapalım. Neredesin? Delete'te de gene şunu yapmak daha mantıklı olabilir göreceli olarak. Bakın null olarak kullanmak yerine onu değerlendirmek yerine biz shipper'ın içerisindeki ID'ye de bakabiliriz. O zaman da bakın şöyle yapmamız gerek. Hatta böyle yapmanız daha doğru olur. Mesela shipper ID boş geliyorsa her halükarda işiniz olmayacak update'te. İşlem yapamayacaksınız. Ama shipper ID varsa siz doğrudan bunu kontrol edip diğer değerler olmasa bile o değerleri yeni ekler gibi, örneğin daha önceden eklenmemiş shipper ID'si var ama boş, company name ile form bilgisi. O zaman ID bilgisini aldığına göre onun değerlerini, boş olan kısımları değiştirebilirsiniz. O yüzden bunu almak daha doğru olabilir. Burayı da böyle yaptım. Doğrudan shipper ID'si üzerinden yapalım. Zaten delete'de de shipper ID çok önemli olduğuna göre bu olmazsa olmaz. SQL connection. Connection settings. Dizi vermeye gerek yok. Sadece ID alıyor çünkü. Hatta şuradan bunu vermeye de gerek yok. Doğrudan şu yapılabilir. Shipper'ın ID'si gönderilebilir ama biz bu şekilde alalım standart olsun. Parameter. Thank you.
Eğer böyle değilse zaten, bakın gene hata veriyor ya, hata sebebi else işlememiş olmamız. Else ise zaten shipper id 0'dan büyük değildir. Return gene false. Hatta şöyle yaparız, sonuç eşittir false, en sonunda göndeririz. Kaba olarak böyle. Kanma da yazdık yani. Alt tarafını geri geçtim. Bir de bunların logları falan da var. Onları da yapacaksınız. Uygulamalarda. Mesela database'e log tut. Veri tabana bağlantısı yoksa XML yaz, e-mail at, Windows'ta event loglara yaz gibi gibi birçok versiyon olması gerekiyor. O logları da şurada kullanıyorsunuz. Hata olduğunda burada hata yap. Onların bilgilerini sizin log metotlarınıza parametre olarak gönder. İçeride ona göre işlem yapsın. Tamam gibi. Update'de bir sorun varmış. Else'i döndürmemişiz bakın. Şimdi bir yere geçeceğiz. Aslında bu kontrollerin yeri bir yerel katmanı. Ama biz burada ekstradan yapmış olduk. BLL'de bunların boşluğunu vesaire kontrol edeceğiz şimdi. Tamam, buraya geçiyorum. İhtiyacı var. Referans olarak eklemem gerekiyor. Projects'ten entity'yi ekliyorum.
using entity. Değişikliyoruz. Burada yapmam gereken öncelikle company bilgisi boş mu? Boşsa zaten eklenmemesi gerekiyor. Ayrıca telefon bilgisini de zorunlu tutarız. Ve bazı birkaç tane daha işlem yapacağız. Bunun için yine sonucumuzu oluşturuyorum. Ve diyorum ki string is null or empty. Null ya da boş mu? Name shipper company name ve boş mu? Shipper boş değil. Teknik olarak bu yeterli. Ama bir de hani boş değilse tamam içeriye gir. O zaman şuna da bak. String pardon. Shipper company name database'i açıyorum. Bakın, siz açmanıza gerek yok. Şimdi company name 40 karakter değil mi? 40 karakterden fazla değer girebilir miyim o zaman? Teknik olarak olmaması gerekiyor. Font da 24 karakter. Ondan fazla olmaması gerekiyor. O zaman company name küçük ya da eşitse 40'tan length şöyle uzunluğu ve shipper form length küçük ya da eşitse 24 karakter uzunluğu. Bu da içeride bir kontrol. Aslında böyle olması en mantıklısı. Çünkü yukarıda biz boşluğunu kontrol ettik. Boşsa bunlara hiç bakmaya gerek yok. Ama boş değilse bu sefer karakter sayısına bakalım anlamını taşıyor. Hem de çok kalabalık olmadı yukarısı. Karmaşa olur yoksa. Ondan sonra sonuç facede'yi ekleyeceğiz. Facede içerisinde de bizim database işlemlerimiz var. Facede'yi yeğlede.
insert yapacağız. Insert yapacağım şey tabii ki shipper'ın kendisi. Bunu al, ekle. Bunun sonucunda bana true ya da false değer dönüyordu insert'ta. Sonucu aldım bunu. En sonda sonucu döndür. Eğer şuranın else kısımlarını da yapalım. Kampanya vesaire boşsa sonuç false, içerideki de aynı. Bu karakterlerden karakter sayısına uyuşmuyorsa sonuç false. Update'e de gelelim. Yapıyı kopyalıyorum. Sadece şurası değişecek zaten. İşte bu ya, programcılık burada zaten. Güncellemeyi de böyle yaptık. Ama burada ekstra bizim ID'yi kontrol etmemiz lazım. Bizim için en önemli olan o. Shipper ID. Bunu da ekstra bir if içerisine alabiliriz. Shipper ID büyükse sıfırdan bla bla. Bu böyle, şu şöyle, tamam. Hatta vermese vardı ya. Tamam da kalmadı, o kadar yazdık. Şimdi silme işlemi biraz daha basit. Çünkü kontrol az. Daha uygulama tasarımını yapmadık. Şimdi ekleme işleminde hemen tasarımımızı yapalım.
Çünkü bunların referanslarını eklemem gerekiyor hepsine. Benim burada kullandığım... Şimdi... Burada data katmanı var şurada. F içerisinde değil mi? Benim yaptırmak istediğim şey aslında data katmanına doğrudan erişim engellemek değil mi? Katmanları sebebi bu değil mi? O yüzden ben buraya F shippers'ı yani Facade'yi eklemiyorum. Doğrudan BLL ve entity'yi eklemem yeterli olacak. Aksi halde benim buradaki katmanlarımı geçer kullanıcı. Öyle değil mi? Mesela doğrudan FShippers'a ulaşabilirse o zaman data katmanına ulaşmış olur. Entity ile BLM gereksiz olacak. Bu nedenle Facade'yi eklemiyorum. Sadece Entity ile BLM bizim işimizi görecek. Umuyoruz. Dua ediyoruz. FShippers buraya text box'lardan aldığım bilgi veriyorum. Form. Text işte form. BLL içerisinde BLL shippers ekleme işlemi yapıyoruz. İçerisine shipper'ı ver dedim. Sonuç alınmış olmalı boolean. Eğer sonuç şuysa başardık mı? Bakalım doğru mu? Evet. Bize true dedi. Başardık ya. Şimdi devamını yapmamızı bekliyorsunuz değil mi? Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Bu size ödev olarak geri dönecek. Ne database? Bunun için mi? Olur. Kendi işlemlerini yaparsın. Sen zaten eve gittiğin yok ki. Ben anlamadım.